Birinci nükte. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Şimdi bu cümlenin üzerinde durmak lazım da. Cenab-ı Hak bu cümlenin hakikatını kalbimize, ruhumuza, alemize tam sindirsin. Yani bu cümle üzerinde mütefekkirine düşünmemiz lazım. Bakın ne diyor? Madem Cenab-ı Hak var, evet. Her şey var. Her şey var. Her şey var. Şimdi mantıkta her şey nedir? Hiçbir şey yoktur ki her şeyin içerisine girmiş olmasın. Demek imanın rusuhiyeti nispetinde, yani şuuru imanın keskinliği nispetinde bu cümle insanın bütün bakın elem ve endişelerini izale ediyor. Bak, hayat yükünü hafifletiyor, sıkıntıları izale ediyor, inşiraha vesile oluyor. Yani ruh bu cümleyle azim bir derecede imbisata mazhar oluyor. Ya Allah var. Bitti ya. Ya ne gam var. Allah bes gayri heves. İşte demek kalbinin hassasiyeti imandaki rusuhiyeti nispetinde bu cümle insanın kalbine de inşirah veriyor. Nasıl bir inşirah? Ya Allah var. Ya her şey var. Evrene var. Ya beka var ya. Ebediyet var, ebediyet. Ya ne var? Lika var ya. Allah'a kavuşmak var. Cenneti Firdevs var. Cenneti bütün peygamberlerle, evcelerle, asfiyelerle, bütün müminlerle paylaşmak var. Ve bütün nimetlerin de en büyüğü, en lezzetlisi, en kıymetleri de bir de rüyete elhamdülillah mazhariyet var ya. Bakın ya. Yani şimdi bu cümleyi bir Müslüman tam imandaki rusuhiyete medar düşünse, onun dağlar kadar endişesi, sıkıntısı, sancısı olsa hepsini Allah'ın izniyle eritir ya. Allah var. Her şey var. Madem o var, onunla beka var, lika var, ebediyet var. Ya, ofsuz, ahsız, elemsiz bir dar-ı baki, bir saltanat-ı ebedi var. O bizi bekliyor. Ya. Bakın yani şu cümle, yani hakikaten bu cümle insanın içine tam açıldığı zaman o Müslüman dünyadayken bakın firdevsi bir cenneti yaşar mı? Yaşar. Allah bes, gayri heves. Allah var, ne gam var. Ha. Madem devam ediyor, oku. Madem Cenab-ı Vacib-ül Vücud'a intisap var, her şey için bütün eşya var. Her şey için bak. İntisapla insan ne oluyor? Kainat kadar büyüyor ya. Bak. Ya. Onu, yani bu 23. sözde bu intisap bahsini izah ederken ifade ediyoruz ya. Yani iman nedir? İntisaptır. İnsan intisaptaki şerefle kıymet kazanıyor. Bu bir kaydedir, kanundur, her yerde geçerli. Bak, ağanın oğlu diyoruz bak, ağanın oğlu. Şu 20 paraköy bizim, şu dağlar, şu ormanlar, şu çayırlar, şu tarlalar, şu sürüler, şu bahçeler, hepsi bizim. Bak, babasının mülkiyetiyle teneffüs ediyor, teneffüs ediyor, lezzet alıyor bak. Şimdi imandaki intisap bak, benim Allah'ım, benim Rabbim. Şu yer ve gök içindekiler benim Rabbimin neyi? Maslu sanatı. İşte intisaptaki şeref nispetinde Allah'a madem intisap var, o intisapla bütün eşya ile insan ne yapıyor? Alakadar oluyor ya. Bak. Demek insan kainat vüsatında manen büyüyor. Benim Rabbim, benim sahibim, benim malikim, benim Allah'ım Celle Celaluhu. Yani intisapta nasıl bir şeref var? Yani bunu çok derslerde ifade ediyoruz, izah ediyoruz. Yani bakın ya. Onun için işte ağanın oğlu, işte paşanın yeğeni, cumhurbaşkanının, sultanın oğlu, yarın veliaht, yarın saltanatın başına geçecek. Üç iklime yedi, üç kıtaya yedi iklime hükmedecek bak. En büyük intisap veya bak iman.
abduhu resuluhu diyoruz. Önce kul, sonra peygamberimizden sonra resul. Ubudiyetten, Allah'a kulluktan daha büyük makam yok. Daha büyük şeref yok. Daha büyük nispet yok. İşte intisaptan dolayı Allah'a vacibül vücut olan Allah'a imanla intisap eden mümin için bütün eşya var. Ve bu eşya nasıl var? Bakın, dünyayla kayıtlı, kısıtlı değil. Ebedi var ya. Ebedi devlet, ebedi saltanat, ebedi nimet, ebedi ikram. Ya. Ebedi nimetlere mazhariyet. Evet. Çünkü vacibül vücuda nispetle her bir mevcut, bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder. Demek vacibül vücuda intisabını bilen veya intisabı bilinen her bir mevcut, sırr-ı vahdetle vacibül vücuda mensup bütün mevcudatla münasebettar olur. Yani bak, dağla, bağla, çiçekle, böcekle, sinekle, her şeyle bak. İmandaki, intisaptaki alakadarlık. Ya nasıl bir nimet ya. Bu hisse alma alakadarlık nispetinde değil mi abi? İntisabı bilen ve bilinen. Tabii bir kayıt da, var. Yani tabii Cenab-ı Hak imana medar şuurumuzu inkişaf ettirsin. Yani manevi inkişafın altyapısında en önemli sayık şuuru imandır. İman şuuru. İman şuuru ne kadar ziyadeleşirse bu manalar insanın aleminde perçimleşir. Şimdi Müslümandır. Ya diyorsun ya cennet var, ebediyet var. Şimdi ebedi düşünmemiş. Ebediyet ne? Ya sonsuz bir hayat. Şimdi sonsuz bir hayatın kadir ve kıymetini, ehemmiyetini idrak eden bir Müslüman böyle dünyada lakayt ve lavabalı yaşar mı? Bak yaşamaz. Yani şimdi alem-i İslam'ın çok ciddi meselelerinden birisi nedir? İşte nazar-ı sati. İşin önemini, önemlilik katsayısını ne yapmıyor? İdrak edemiyor. İdrak edemeyince de zihninde silik. Kalbinde tam hayatlar değil. Ruhunda, latifelerinde tam kökleşmemiş. İşte bu tabii tehlike, Allah korusun ya. Şimdi bir çınar var, değil mi? Çınar, Allah Allah. Köklerine bak ne kadar derinleşmiş, gövdesi ne kadar müessir, dalları ne kadar vasi. Bir de çölde yaşayan bir otu düşünüyor. Bir rüzgar, bir bora fırtına ne yapıyor? Atıp götürebiliyor mu? Götürebiliyor. Yani bu meseleyi anlamak, izan derecesinde sahip çıkmanın da alt yapısı nedir? İmanın inkişafına medar marifetullah'ta terakki etmektir. Bu olursa her mana açılıyor. Her manadın kadr ve kıymeti, itibar ve şerefi onun alemindeki yansıması nispetinde kemala doğru gidiyor. Evet. İnkişaf etmedi mi dünyadaki gibi hissesi cüz'i mi kalıyor? Yani şöyle düşün, yani şimdi bu bir kanundur yani. Yani Mimar Sinan karşıdaki bir esere bakıyor, mimarlık gözüyle temaşa ediyor. Bir de köydeki bir vatandaş gelip esere bakıyor. Şimdi Süleymaniye bakıyor, Selimiye bakıyor. O zaman ders anlatıyoruz ya, elini açıyor. Pe diyor, öyle sütuna bak, elini aç bak. Kubbenin yüksekliğine bak. Mimari nedir, estetik nedir, tenasüp nedir, sanat mahareti nedir? Değil mi ya? Ona taalluk eden incelikler nedir haberi yok, kaba yani. Kaba bakış. Bu resimde böyle, müzikte böyle, sanatta böyle, teknolojide böyle, fikirde böyle, tefekkürde böyle. Hepsi aynı. Derinlik nispetinde. Yani iki tane şey var, dürbün var. Biri bir kilometreyi gösteriyor, öbürü 10.000 kilometreyi gösteriyor. 1.000 kilometreyi gösteriyor. İkisi de görüyor. Onun için tabii mertebe-i insaniyette nasıl böyle zerrelerden galaksilere kadar eşyada tabakat varsa imana medar inkişafta da öyle ne var? Tabakat var. Âmi bir müminin diyor ya imanı, bir de ne diyor Peygamberimiz hakkında aleyhisselam? Namütenahi feyze masal olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Evet. İşte yani Risale-i Nur'un ders halkası, marifet sahrası, şu imana medar hakikatları mütefekkirane okur, anlar, üzerinde tefekkür eder.
fikir rusuhiyete çıkarsak bu manalar içimizde kökleşiyor. Rusuhiyet kazanıyor. Netleşiyor, netleşiyor yani. Berraklaşıyor. Şimdi birçok insanın yani misal veriyoruz yani işte bazı müçtehitler demişler ki gafletten büyük günah yok. Niye? Gaflet buzlu cam gibi. Şimdi bir adamın buzlu camın fanusun içerisine koy. Koy. Etrafında dünyanın en güzel manzaraları olsun. Ona ne? Kapalı. Şimdi o camı incele. Yani mesela 10 metre kalınlığında bir cam içine girmiş. Onu incelt. İnce, incelt, incelt. Bir milim, bir santim, bir milim, bir mikro. İnceldikçe, inceldikçe hakikat alemi ne yapıyor? Netleşiyor ve berraklaşıyor. İşte Cenab-ı Hak, işte bu ders halkası marifet sofrasının faydası ne inşallah? O tabakaları eritiyor, eritiyor. Hakikati daha net, daha berrak, daha şeffaf, daha nurani, daha feyizdar görme manasında ıslatlarımızın inkişafına kuvvet vermiş oluyor. Evet, elhamdülillah. Demek her bir şey o intisap noktasında hadsiz envar-ı vücuda mazhar olabilir. Hadsiz bak. İntisap noktasında hadsiz envar-ı vücuda ne olabilir? Mazhar olabilir. Evet. Firaklar, zevaller o noktada yoktur. Bir an-ı seyyale yaşamak hadsiz envar vücuda medardır. Bak bir an-ı seyyale Allah Allah, bir an. İntisaptaki şeref, bir an. Şimdi bir adam sivildir, değil mi? Dolaşıyor. Geldi efendim, askere alındı, şubeye gitti. Al şeyini, elbiseni şeye, kışlaya git bak. Kışlaya gittiği zaman artık devletin şahs-ı manevisinin ordusundan bir fert oluyor. Bu ne demek? Şahs-ı maneviye medar bütün meziyetlerden, kemalatlardan, güzelliklerden, fiili icraatlardan derecesi nispetine ne yapmış oluyor? Adam hisse almış oluyor. Bu bir kanun yani. Bak, yani bir anda intisap ettiği zaman artık nedir o? O sivildeydir, o askerdir. O kumandanlık şahsın manevisi içerisinde bir yeri var. Böyle bir dakika dahi olsa kafi, evet. İşte imandaki intisap bak. Evet. Eğer o intisap olmazsa ve bilinmezse hadsiz firaklara ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Ya şimdi kafirin dünyası bak. Allah'ı bilmiyor. Ebediyetten haberi yok. Kainat kitabında Allah'ın sanatını okumamış. Allah'ın kelamından mahrum. Daire-i vücudun sır ve esrarlarını, binbir esma-i medar güzellikleri bilmiyor. Bak. Hayatı ne? Maddileşiyor, süfürleşiyor. Hatta belhum adal hayvandan da aşağı düşüyor. Evet. Çünkü o halde alakadar olabileceği her bir mevcuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir zevali vardır. Ha, bu da çok önemli. Bakın şimdi bir Müslüman ömür bitmek üzere 5 dakika sonra dünyayı terk edecek. Bak. Şimdi onun dünyasında firak yok ki. İnanan bir Müslümanın dünyasında. Ölüm çukur değil ki. Ölüm yokluk değil ki. Ölüm bitiş değil ki. Ölüm bekaya intikaldır. Üstad ne diyor? Zindan-ı dünyadan bostan-ı dünyana terakkidir ya. Bak, kayıttan kurtulmaktır. Ebedi rahmete mazhariyettir bak. Şimdi bir adamı düşün. Allah'ı bilmiyor, ahirete inanmıyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mazhar olmuş olduğu için alakadarlık cephesiyle bütün dünyaya alakadarlığı var. Sevgisi, şefkati, yani ticareti, insani değerleri, komşuluğu, akrabalığı say gitsin. Milletler arası hukukta kadar ve insanların değil birçok ne var? Alakadar dairesi var. Şimdi hepsi ölümle ne oluyor? Kesiliyor ya. Bütün intisapları gidiyor. Babam, amcam, bağım, bahçem, çocuğum, akrabalarım, memleketim, işim, aşım, say gitsin bak. Bütün rabıtaları bir anda ölümle kesiliyor. Ama Müslüman da öyle değil ya. Allah var, ne gam var ya. Hayat-ı Baki var ya. Bitti. Araplarda bir adet var değil mi? Taze evine gidince Araplar ne diyorlarmış? Eyni Resulullah.
Resulullah nerede? Cenab-ı Hak Resulullah'ı aşağı toprakta çürütür mü? Resulullah nereye gittiyse biz de oraya gidiyoruz. Bak, şimdi imanın insan ruhuna verdiği inşirah ve lezzet bak. Kıyasa girmiyor ya. Ama kafir öyle değil bak. Bütün rabıtaları kesiliyor. Nasıl kesiliyor? Ahirete inanmadığı için ebediyen kesiliyor. Hadsiz ama firak, öyle değil. Efendim? Hadsiz firakları omzuna yüklenir diyor. Yükleniyor ya. Onun altında eziliyor, perişan oluyor ya. Evet. Demek kendi şahsi vücuduna hadsiz ademler ve firaklar yüklenir. 1 milyon sene vücutta kalsa da intisapsız, evvelki noktasındaki o intisaptaki bir an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehl-i hakikat demişler ki, bir an-ı seyyale vücud-u münevver, 1 milyon sene bir vücud-u eptere müreccahtır. Vücud-u epter bak, kesilip gidiyor ya. İşte inne atayna kel kevser var ya. Evet. Efter kim? Değil mi? Peygamberimizin erkek çocukları doğdu, sonra da vefat edince müşrikler ne yaptılar? Haşa Resulullah efter dediler. Bak, nesi kesildi? Halbuki bak, sen efter değilsin. Efter kim? İşte Ebu Cehil, kafirler, mürtetler, münafıklar bak. Gitti yani. Ama bakın ya, Resulullah'ın davası. Resulullah'ın cemaati ümmeti, ümmeti Muhammed. Esnevi kelfayı sırrınca bütün Müslümanların ecri, mükafatı, feyze medar, güzellikler kime gidiyor? Makam-ı Mahmud'a gidiyor, Peygamberimize gidiyor. Ya. Bir de ahirette Resulullah'ın diriliş. Ya. Allah indindeki kabuliyet ve makbuliyeti. Bunlar hayale sığmıyor ya. Akıl, fikir çok yerlerde kalıyor bu noktada. Ya, elhamdülillah. Demek ki bak, intisapla bir an-ı seyyale yaşamak, intisapsız. Bak, 1000 seneden ne oluyor? Çünkü tek kalıyor. Arkası gelmiyor yani. Ama ya, müminin hayatı tohum gibi. Değil mi? Bak, anımız ahiret namına filizleniyor. Toprağa atıyorsun bir çekirdeği. Bu çekirdek ağaç oluyor. O ağaç ne oluyor? 30 sene, 40 sene yaşıyor. Her sene meyve veriyor. O her meyvenin içerisinde çekirdek var. Yani hayalen, değil mi? O çekirdekleri açsan, inkişaf ettirsen, belki bir kayısı çekirdeği, efendim, birkaç sene içerisinde bütün dünyayı ne yapar? Itlak hakikati, bütün dünyayı şey olur o. İstila eder. İhate eder. İhate eder. Ha. Şimdi bu sırra mevni bak. Senin zikrin, senin tesbihin, senin ibadetin, senin münacatın, işte Kur'an'ın ayetiyle 1'e 10, 1'e 700. Leyla-i Kadir sırrı. Allah Allah. 3 aylar geliyor. Bak, bereketleniyor, ziyadeleşiyor. Ve bir ömür boyu bak nasıl semere veriyor ya, nasıl bir netice veriyor. Ama kafirin dünyasında bundan hiçbiri yok. Onun için Allah'a nispetle bir anı vücut nispetsiz milyonlarca sene vücuda nedir? Müracahtır. Hem bu sır içindir ki ehli tahkik demişler. Envar vücud ise vacibül vücudu tanımaklıdır. Ya, esas envarı vücut, vücudun esas nurları değil mi? Kainatta esma ve sıfat ilahiye medar güzellikleri, nimetleri, masariyetleri bilmenin yolu nedir? Allah'ı tanımaktır. Ya. İşte en büyük hakikat Allah'ın neyidir? Varlığıdır. İşte burada da Cenab-ı Hak bizi marifetullah'ta küheylan yapsın. Bin bir esmaya medar sırlar, esrarlar, güzellikler, inayetler, rahmetler, hikmetler var. Demek esma ve sıfat-ı ilahiyede tayran sırrıyla istatlarımızı marifetullah noktasından açarsak ya hadsiz nimetlere mazhariyetle ya devlet-i marifette sonsuz nimetlere ne oluyoruz? Elhamdülillah. Muhatap, mâkes aynı oluyoruz elhamdülillah. Evet. Yani o halde kainat envar vücut içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zihşur ile dolu görünür. Şimdi imanla bakınca bak yani diyorum Üstad bu şeyler, hali sahralar, bu dağlar boş mu? Hayır.
Allah'ın neyi var? Hassız ibadı var. Şimdi iman gözüyle bakınca kainattaki bütün adetullah kanunlarının arkasında ne var? Melekler çalışıyorlar. Melekler çalışıyorlar. Güneşe müekker olan melekler var mı? Yıldızlara müekker olan melekler var mı? Bulutlara müekker olan melekler var mı? Toprağın içerisinde Mikail Aleyhisselam'ın müzayetiyle topraktan o gıdaların alıp da çamurlu su içip başında meyve yapan ağaçların tezgahının arkasında melekût itibariyle ne var? Melekler var. Melekler var, ruhaniyet var. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz mahlukatı var bak. İmanla insan bunları ne yapıyor? Görüyor, biliyor. Bu iman ettiğimiz meseleleri de ahirette ne yapacağız? Bizatihi müşahede edeceğiz, göreceğiz yani. Evet. Eğer onsuz olsa Adem zulümatları, firak ve zeval elemleri her mevcudu ihata eder. Dünya o adamın nazarında boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür. Evet, nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var ve o nispetle birer kardeşi, arkadaşı mevcut olduğundan onlar adedince arizi vücutları vardır. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse her bir meyveye karşı bir firak ve zeval hasıl olur. Her bir meyve onun için mağdum hükmündedir. Ya şimdi bak, yani bu bir ölçü. Şimdi bakıyorsun, biz bazen Malatya'da bakıyorduk. Mesela adam kayısı ağacı var maşallah. Ya 2 ton kayısı veriyor. Ya 3 ton kayısı veriyor. 2 ton. Bakıyorsun, başında binlerce şey var, meyve var. Değil mi? Şimdi bu temsil hakikaten çok mutabık. Oradaki her bir meyvenin yanındaki meyve onun kardeşi. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Aynı mananın tezahür eden dalları, yaprakları hürmetinde. Yani bir nevine, yani uvvet noktasından bakınca o meyveler birbirlerine nedir? Kardeş. Birbirlerine arkadaş. Birbirleriyle kökten giren gıdanın ve hayatın tezahüründe müşterekleri var. Ama o kayısıdan bir tanesi yere düşse, bakın, intisap bütün meyvelerden koptu. Koptu, sonra ne oldu? Toprağa düştü, çürüdü, tefessü etti, gitti. Şimdi şu ağacı kainat olarak kabul et. Bak, mümin imanıyla, bak, işte insanlar, bütün müminler birbirine kardeş. İnsaniyet noktasından diğer insanlarla alakadarlığımız var. Cenab-ı Hak insanların dışında melekleri yarattı, ruhaniyeti yarattı, bütün mahlukatı yarattı. Bunlar hepsi değil mi? Sır-ı Vahdet'te Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminden, Hay isminden, Kayyum isminden, Hakim ve Kadir isminden, Alim isminden kuvvet alıp ne yapıyorlar? Hayatlarını devam ettirmiş oluyorlar. Yani, kainat muazzam, muhteşem bir ağaç. Her bir mevcut o ağacın içerisinde, her bir meyve, o ağaç, her bir mevcut o meyve içerisinde, o ağaç içerisinde bir meyve gibi. Ama işte imandan, intisaptan kesilirse düşüyor, tefessü ediyor, bitip ve tükeniyor. Evet. Öyle de kudret-i ehad-i samete intisap noktasında her şey için bütün eşya var. Eğer intisap olmazsa her şey için eşya adedince harici ademler var. Evet. İşte şuremizden imanın azamet-i envarına bak ve dalaletin dehşetli zulümatını gör. Bak, şimdi imanın azamet-i envarı. Bak, bütün kainat bak nur-i imanla aydınlanıyor. Yerler ve gökler Allah'ın mahluku, masluğu. Sonsuz kudretin tecelliyatı. Rububiyetin azam tecelliyatı, şan-ı uluhiyetin azameti, saltanat-ı rububiyetin tecelli ve kudretinin tezahürünü ne yapıyor? İmanın nispetinde Müslüman ne yapıyor? Zevk ediyor bak. Azamet-i envarına bak. İmandan gelen güzellik. Ve bütün kainatta alakadarlık intisap cephesiyle münasebeti var. Ama bir de dalalet noktasından düşünce bak, bütün kainatta
ve daha açıkçası ilerisi bütün esma ve sıfata medar rabıtalarını da yapmış oluyor, koparmış oluyor. Evet. Demek iman şu remizde beyan edilen hakikati âliye-i nefsül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edilir. Eğer iman olmazsa nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur, öyle de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. Evet. Devam edin mi abi? Bu kör, sağır, dilsiz, akılsızlık nasıl oluyor abi? Öyle yani, iman olmazsa yani, bu teşbih de çok hakimane. Şimdi kör adam, bir bak, kör adam mevcudatı görmüyor. Sağır adam işitmiyor. Dilsiz adam düşüncelerini, fikirlerini beyan edemiyor. Akılsız adam da divane. Şimdi bir adam Allah'ı inkar ederse bak, divanedir ya. En büyük hakikat Allah'ın varlığıdır ya. Bütün kainat Allah'ın varlığının delilleri, kudretin mucizesi, ilmin harikası, hikmetin ya, hikmetin tezahür tecellisi. Şimdi Allah'ı bilmeyen adam hakikat noktası nedir? Delidir, zır delidir. Bak, başka? Sümmün bükmün ürün. Ayette var ya, kördür görmezler. Sağırdır işitmezler, efkemdir, anlamazlar, konuşmazlar. Bakın. Demek yani imansız bir adam, yani bu teşbih çok hakimane, görmüyor ya. Yani. Kainattaki Allah'ın sanatını, kudret güzelliğini görmüyor. Sağır, Allah'ın fermanını, Kur'an'ın ahkamını, Kur'an'ın getirdiği ayetleri işitmiyor, duymuyor. Hakikati bildiği halde konuşmuyor yani bak. Gavur ve kafir, ya Allah'a düşman, dine, mukaddesine düşman, bildiği halde, öğrendiği halde adam ne yapıyor? Hakikati ketmediyor, konuşmuyor. Efkem, dilsiz. Sonra da bakın ya, akılsız ya. Divane yani. Bu kadar mevcudat Allah'ın varlığının delil ve hücceti olduğu halde ya, meczup adam, meczup dediğim ne diyor? Zır deliyor. Zır deliyor. Kafir zır deli. Akıl muhakeme yok ya. Mantık yok ya. Evet. Abi ses azaldı. Bana mı öyle geliyor yoksa diğerlerine de mi? Bilmiyorum. Şener kardeşin sesi çok azaldı. Evet. Hatta son cümlelerini bile duymadık. Evet, evet abi. Önceden güzeldi. Sonradan bir kesilme oldu. Nasıl? Neden oldu? Şener abi çok uzak duruyorsunuz bilgisayara. Biraz yakın durun. Tamam. Geriye yaslanınca ses gidiyor. Şimdi nasıl? Şu an çok iyi. Evet tamam. Evet. Böyle de yorulursunuz. Evet, yorulmayız. Ya da ses açılabiliyorsa açabilir mi acaba? İkinci nükte. Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var. Birinci yüzü Esma-i İlahiye bakar, onların ayneleridir. Bu yüze zeval ve firak ve adem giremez. Belki tazelenmek ve teceddüt var. Şimdi birinci yüzü bu, değil mi? Allah bizi marifetullah'ta küheylan etsin. Amin. Hayatın kemali Esma ve sıfat ilahide tayaran, aşk ve muhabbet ilahide seyrandır. Bak, bu birinci dünya ariflerin dünyasıdır. Şimdi bir arifler var, bir de araflar var. Ariflerin arafı. Esma-i ilahiyenin envarında, esrarında, hakikatlarında marifete medar vukufiyet ve rusuhiyet. Yani hakikat noktasından bakınca biz, yani bilgisayar diliyle ifade edersek, Cenab-ı Hak bize iki format atmış. Biri marifet, biri vudiyet. Birincisi, en birincisi Allah'ı tanımak. Ya Allah'ı bilmek. Ya. İşte bütün kemalatın medarı, esası, kayyımı bu. Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Her bir esmaya medar tecellilerde Allah payımızı büyütsün. Esma'daki nasibimizi çoğalsın. İşte bu cihette bakınca Esma-i İlahiye'ye bakan kainat güzeldir.
marifetullah'a mebnidir. Ruhun cennetidir. Firdevsi bir keyfiyettir. Bütün lezzetlerin kayyumu esası da neye dayanıyor? Marifetullah'a ve muhabbetullah'a dayanıyor. İşte bu yüzden hakikat noktasında zeval yoktur. Firak yoktur. Adem yokluk giremez. Ama ne vardır? Kainatta esmanın tezahür ve tecellileri tazeleniyor. Teceddüt var. Her baharda Cenab-ı Hak esmaya kadar güzelliklerini yapıyor, teşrih ediyor, gözlere gösteriyor. İşte ya demek Allah bizi uluhiyetin kölesi kılsın. Risaletin esiri yapsın. Rububiyetin de hayretkarı kılsın. Esmaya medar hakikatleri anlama, bilme, yaşama ve rusfiyete çıkma noktasında istatlarımızı külleştirsin. Ariflerin dünyası. En güzel dünya, en büyük dünya bu. İkincisi de, evet. İkinci yüzü, ahirete bakar, alem bekaya nazar eder. Onun tarlası hükmündedir. Şimdi bu noktada çok önemli. Bakın, yani dünya ahiretin tarlası. Bunu gençlerle sohbet ederken çoğu zaman söylüyoruz ki, bak, ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Üstad ne diyor? Hakaik-i nisbiye, ölümle ne olur? Hakaik hakikiye olur. Şimdi bunu ifade ediyoruz mesela. İki tane subay, biri yüzbaşı, biri general. İkisi de emekli oldu. Hakaik-i nisbiye, birisi 300'ü alıyordu, öbürü 3000'ü alıyordu. Emekli oldu mu artık kadro sabitleşti. Yani bir müminin, bunu gençlere çok söylüyorum, bir müminin bir mümine bir nefes marifeti fazla olsa, bir nefes, ahirette o ebediyen kapanmayacak. Bakın şu 45 derece, şu da 46 derece, sonsuza doğru uzat. Kapanır mı? Kapanmıyor ya. Onun için ne yapılacaksa dünyada, ahiretin tarlası dünyada, marifet, ibadet, taat, kulluk, ya. Say ne kadar kemalata kadar güzellikler varsa, onun icra yeri burası. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamıyor. Geldiği noktadan devam ediyor. Cenab-ı Hak bu manada da ya, yani gündüzünü ve gecesini, saatlerini hakimane değerlendiren ya kullarından hem birincisi arifli, ikincisi ubudiyet, abidlik manası. Evet. Bu cihette ahirete bakar. Dünya ahiretin neyidir? Tarlasıdır. Allah'ın bir sünnetullah kanunu var. Ne ekersen onu biçersin. Allah'ın kanunu bu ya. Ne ekersen onu biçersin yani. Evet. İş burada, görev burada, sorumluluk burada. Teyakkuz ve dikkat da burada. Cenab-ı Hak ahiretine ciddi çalışan, dünyayı ahiretin mezrası bilen hakiki ve hakikatler müminlerden etsin hepimizi. Evet. Amin. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder. İşte mesela bak yani ustad diyor ya burada yer ekersin, ahirette ne yaparsın? Biçersin. Evet. Elhamdülillah dersin. Değil mi? Ahirette de elhamdülillah yer misin? Yersin yani. Allah'ın sünnetullah kanunu. Şimdi mesela Hamid'in hocamız da var ya mesela mübarek kelimat var. Değil mi? Tesbih. Bir kısım tesbihler var ki şimdi hadislerde geliyor ki öyle Allah ecir ve mükafat veriyor ki melekler yazarken tabiri caizse la tesbih kolları kırılıyor. Subhanallahi adede halkı. Subhanallahi midede kelimati sayı. Subhanallah azim ve bihamdihi. Mesela bu tesbihat, bu gibi tesbihatlar malum hadislerden geliyor. Bir tane zikri. Subhanallah azim ve bihamdihi. Subhanallah azim ve bihamdihi. Allah ahirette nasıl ziyadesiyle ikram ve ihsan ediyor. Bu noktaya nazardan yani dilimizi zikir, kalbimizi marifette kavileştirirken dilimizi de zikirlerine yapmamız lazım, ıslatmamız lazım yani. Şerar kardeş, bu hususta Üstad Hazretleri'nin zikrettiği bu dünyanın üç ayrı yüzü vardır. Ayrı ayrı vecihleri vardır. Dediği birincide siz arifler olarak onu tarif ettiniz. Ariflerin o yükselmiş olan mertebeleri
orada bir hadis-i şerifin maali var. Bunlara bakıyor. Diyor ki bana inanıp da benim dediğim gibi hareket edenler benim esmama tam tecelli ve ayna olabilenler, onlar için benim elimde kum feyekum vardır. O ferman bana aittir. Ama bunlar isterlerse benden, ben onlara da onu veririm. Bir şey ol deseler onu verir diyor. Büyük bir mertebedir. Tabii, tabii. Aynı zamanda o diğer bir hadis-i şerifte de diyor ki Allahu alem, Risale-i Nur'da da birkaç yerde geçiyor. Eğer bana ihlasla yaklaşırsa kainattaki bütün mahlukatla irtibat kurarak onların ne yaptıklarını, ne ettiklerini, nasıl ibadet ettiklerini o da görmüş olur, hisseder, ruhuyla ve kalbiyle onlara bakar, nasıl bir yani zevk alır, nasıl bir ruh canlanması olur. Bu üçüncüsünü de size anlatırken çünkü Üstad Hazretleri bakıyorum, şey yapınca biz tabii cüz'i bir ilim ile bunları görüyoruz. Tam alim olanlar Allah Allah, Allah Allah deyip yerinde duramıyorlar. Biz sorduğumuzda niçin siz Allah Allah diyorsunuz? Bu hem Kur'an müfessiri hem de aynı zamanda diğeri de hadis profesörü, iki Mısırlı. Dediler ki siz de bizim anladığımız gibi anlatsaydınız, siz daha çok bağırıp Allah Allah diyecektiniz. Evet, evet. Neden dedik? Çünkü dedi Üstad Hazretleri'nin bu da tercüme olmasına rağmen her bir cümlesi ya bir ayetin maali ve tefsiridir veyahut da bir hadisin mutlaka onun manasıdır ve onun tefsiridir. Evet, onun için bu adam nasıl bir genişlik elde etmiş, nasıl Allah'a bağlanmış, nasıl böyle bunlara vukufiyet bulmuş ki ayet ve hadis de bizimle konuşuyor. Evet. Şu ayet, bu falan ayet demiyor. Falan sure, falan rakamlı ayet demiyor. Direkt konuşarak bizimle Kur'an ve hadis, yani Allah'ın sözüyle, peygamberin sözüyle bizimle konuşuyor. Onun için biz Allah Allah diyoruz. Evet. Subhanallah. Evet. Yani onun için hakikaten bu ders çok mühimdir. Evet, buyurun. Estağfurullah. Şimdi ikinci bir de okuyalım. İkinci yüz ahirete bakar, alim bekaya nazar eder. Onun tarlası hükmündedir. Evet. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Ya bak, bu baki semere ve meyve yetiştirmek. Demek burada kesbin önemi var. Yani gecesini ihya etmek, anını ihya etmek, zamanını değerlendirmek, Allah namına, Kur'an hesabına, ubudiyet noktasında yol kat etmek. Baki meyveler ve semereler yetiştirmek var. Evet. Bekaya hizmet eder, fani şeyleri baki hükmüne getirir. Evet. Allah Allah. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil, belki hayat ve beka cilveleri var. Bu da güzel değil mi? Evet. Hayat-ı bakiye gidiyor. Semeredar, manevi, cennete medar, güzelliklere makes ve ayna olma keyfiyetidir. Bu ikinci yüz. Üçüncü yüzü fanilere, yani bizlere bakar ki fanilerin ve ehli hevesatın maşukası. Bu şimdi ikinci yüzün bir ciheti bu. Fanilere, ehli hevesata bakıyor. Ehli dünyanın sefahate medar içine düştüğü pislik. Nefsin arzuları, şehavat, her türlü habis hislerin içerisinde giriyor. Hayatını bitiriyor, tefessü ediyor, gidiyor. İşte ehli dünya denmiyor ya. Yani dinden, imandan, İslamiyet'ten ırak bir hayatın neticesi tefessü etmiş bir hayat. Evet. Ve ehli şuurun ticaretgahı. Evet. Şimdi burada o fanilerin içinde, yani insanın, Allah insana nefis vermiş, hissiyat vermiş, duygu vermiş, insan Cenab-ı Hakk'ın camisinin tecellisine makese aynı olmuş olduğu için bu ehli şuur içinde bu üçüncü yüzde, yani çoluğumuz var, çocuğumuz var, maişetimiz var, işimiz var, gücümüz var, onların içinde dahi Cenab-ı Hakk'ın marziyetine medar adım atarsak Allah namına, hak hesabına, ihlası yaptığımız faaliyetlerde ne oluyor? Bir manada ticaretgah gibi olmuş oluyor. Evet.
ve vazifedarların meydanı imtihanlarıdır. İşte bu üçüncü yüzdeki fena ve zeval, mevt ve ademin acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var. Evet, elhasıl. Elhasıl şu mevcudat-ı seyyare, şu mahlukat-ı seyyare, vacib-ül vücudun envar-ı icat ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik ayneler ve değişen masarlardır. Bu da usta diyor ya, yani esmanın tecelliyatının iki cephesi var yani. Her bir esma-i ilahiye, değil mi? Ne yapıyor? Teceddütle esmaya kadar güzellikler teşhir ediliyor ve her bir o güzelliğin arkasında da şunata medar sır ve hikmetler var. Allah'a mahsus, değil mi? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i mukaddese, şefkat ve muhabbetten gelen şevk-i mukaddes, sürur-u münezzeh, iftar-ı kutsu gibi şunata medar güzelliklerden dolayı Cenab-ı Hak kainatta ne yapıyor? Eşyayı tahrik ediyor. Hak noktasından bakınca kainat sessiz esma-i ilahiyeyi terannüm ediyor. Hassiz kemarata medar güzellikleri her an teşhir ediyor, gösteriyor. Faalin lima yürit külli yevmin hüve fi şey. Evet. Abi konumuz bitti. Bir laika mektubu okuyup Hamittin hocamdan da sonra dua alsak müsait midir? Olur. Laikadan sonra inşallah hocam. Tamam. Süleyman İnşallah. Abi buyurun abi. Yalnız siz başlamadan önce şurada bir şey söylemek istiyorum. Eğer Şener abimiz müsaade ederse. Mesela bu Üstad Hazretleri vecih ve yüzü diyor. Bu yani bu yüz ve vecihin manası, yani insan bu dünyaya geldikten sonra Allah'ın kulu olarak mesul olduğu andan itibaren yaşantısı üç kısma ayrılmaktadır. Evet. Ve üç şekilde yaşamaktadır. Bu bir yaşantıdır. Sadece dünya dediğimiz şu içinde bulunduğumuz küre ve üzerimizdeki yıldızlar, güneş falan vesaire meselesinden ziyade insan oğlunun kul olarak yaşantısı demektir. Yani üç yaşantı şekli vardır. Biri tam manasıyla Allah'a bağlanmış, kendini Allah'a vermiş, o kadar yaklaşmış ki nereye bakarsa Cenab-ı Hakk'ın orada mührünü, orada nakşını, orada marifetini, orada arzu ettiği bütün hayırları görür. Diğeri de yine ona çok yakın ubudiyetiyle o mertebeye taza zaten ulaşmak için de o da ikinci bir şeyiyle o da yani ahiretini dünyasına feda etmiyor. Yani boş şeylerle geçirmiyor. Belki ahireti imar için dünyasını yaşıyor. Dünya dediğimiz yani hayat. Bu hayatını öyle güzelleştiriyor, öyle Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde süslendiriyor ki ahirette mevcut olan efendim biçimi, biçeceği şeyler güzel ve iyi ve devamlı olsun. Üçüncüsü de tabii, üçüncü bir yaşantı vardır maalesef. Bugün en çok insanlar, bir kısım Müslümanlar dahi ara sıra o yaşantıya girip çıkıyorlar. Allah imandan mühim olan mahrum etmesin. Nefsin hesabına, hevaya uygun olarak bir yaşantı vardır ki küfürden başlar, dalalet, fısk ve fücur bunların hepsinin içinde mevcuttur. Buradan kurtarmak çok zordur. Ama Allah'ın emirlerine uyan o iki hayat, yukarıdaki iki hayattan etkilenerek burada nefsini ve hevasını Allah'ın emrine uygun olarak tatmin eder. Diğerlerinin aldığı zevkten daha büyük aynı bu yaşantıda o zevki almak fakat aynı zamanda küfürden, dalaletten kurtulmak var. Yani ben onu üç yaşantı olarak anlıyorum. Yani üç ayrı yüz diyoruz Hazretleri hiç şüphesiz doğrudur. Fakat benim anladığım acizane üç ayrı çeşit şey vardır, yaşantı vardır insanlar için. Şimdi hocam burada hakkıyla istifade ederler deriz. Şimdi buradaki ustadın değerlendirmesi tasnifi bir değerlendirme. Dünyanın evet. Üç cephesi var. Ama biz bir Müslüman'da bakın bu üç cihet birbiri içerisinde inkişaf eder. Açarsın, Marifetullah'a medar dersi okursun,
imanın inkişaf eder, ariflerin, arafların dünyasına gidersin. Namazını kılarsın, gece teheccüde kalkarsın, ahiretin tarlasıdır. Çoluk çocuğunu, maddi maişetini helal dairesi içerisinde hırs muhafaza edersen, üçüncü dünyayı da ahiret namına tahir ve tedbir edersin. Yani üçü de birbiri içerisinde olabilir mi? Olur. Ama tasnif olarak bakınca, mesela ahir zamanın dehşeti içerisinde çok insanlar var ki nefsin hevası içerisinde helak olup gidiyor. Cenab-ı Hak o dünyadan da bütün ehl-i imanı muhafaza etsin.